Rütü'nün haciz hamlesine karşı Telebir'e destek yağdı. Telebir susturulamaz. Bu doğru. ben dün meselenin bütün boyutlarını irdeledim, öğrendim ve bugün konuşmak için bıraktım. Habere geçeceğim. Ancak şu gerçekten doğru. Telebir'e destek yağdı dediğimiz şudur. Şu anda telefon hatlarımız alabildiğine yoğun. Yani biri kapanıyor, biri açılıyor. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Bu şu demek, insanlar karınca kararınca katkı yapıyorlar. Çünkü birçok emekli, dar gelirli izleyicimiz var. İnsanlar buna rağmen bütçelerini e, zorluyorlar ve e, belki de akşam yiyecekleri bir lokmadan e, arttırarak bizimle birlikte olmaya özen gösteriyorlar. Bu çok e, önemli, dayanışma açısından önemli. Bu mesele nedir konuşacağız çünkü şöyle bir sorun var, ekranlarda insanlar bir çeşit çaresizlikten dolayı burayı ekmek su soluk borusu olarak görüyorlar ama medyanın hali pür gerçekten böyle mi değil mi bunlar konuşulmaya, tartışılmaya muhtaç. Önce haberimizi izleyelim. Ardından da Rütü'ye, Rütük'te bu kararı veren insanlara siyaset ve iktisat ilişkisine, bağımsızlık sorununa biraz değerlendirmelerle katkı verelim. Ben neden buradayım? Arkadaşlarımız neden burada? İnsanlar neden bu işi yapmaya çalışıyorlar? Hangi sorumlulukla? Biraz onlardan söz edelim. Çünkü sizin yaptığınız katkıya karşı herkes aynı zamanda da hesap vermekte yükümlü. Ama herkes. Haberimize gidelim. Telebir e karşı bir kumpas kurulmaya çalışılıyor. Telebirin lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız. Bir girişim altındayız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Telebiri, telebiri susturmaya çalışarak nereye varabileceğinizi zannediyorsunuz. Telebiri susturamayacaksınız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türken yolsuzluk videosunu ekranda yayınlamak gibi temelsiz suçlamalar yaratarak bağımsız medya kuruluşlarına RİTÜK aracılığıyla ceza yağdıran iktidarın son kumpasını Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanarda bu sözlerle duyurdu. Devam eden mahkemeler bakın itiraz ettik devam ediyor. Kesinleşmiş cezalar değil. Vergi dairesine devretmiş. Yapılandırılmayan bazı borçlar var. Bizden önce kalan borçlar. Bunları da üst üste koymuşlar. Faiz işletmişler ve Telebir'e karşı bir haciz işlemi başlatıyorlar ve iki hafta içinde eğer biz, biz bu hacizde öngörülen 1 milyon 800 bin lirayı ödeyemezsek Telebir'i lisansını satışa çıkaracaklarını ilan ettiler. İyi mi? Daha önce hiçbir medya kuruluşuna uygulanmayan bu ceza ve tahsil yöntemini Merdan Yanardağ'ın duyurmasının ardından Telebir'e destek yağdı. Rütük kesinleşmemiş cezaları işleterek Telebir'e haciz işlemi başlattı. Saray talimatlı kumpas cezalarıyla Telebir'in lisansı iptal edilmek isteniyor. Baskı, tehdit cezalarla sonuç alamayınca şimdi lisans üzerinden tehdit ediyorlar. Telebir'in yanındayız. Telebir susturulamaz. Değerli seyirciler, Telebir'i yalnız bırakmayın. Bu ablukayı gelin hep birlikte kıralım her zaman olduğu gibi. Merdan Yanardağ'ın çağrısı yanıtsız kalmadı ve çok sayıda siyasi hem sosyal medya hesaplarından hem de kanalımıza telefon açarak dayanışmalarını iletti. Yalnız değilsiniz dedi. Değerli dostlar şimdi dayanışma vakti. Sizlerin gerçekleri öğrenme hakkınıza yılmadan hizmet ettiği ve güç odaklarının önünde eğilmediği için haciz operasyonuna maruz kalan bağımsız haber kanalı Telebir TV'ye destek olalım. Merdan bir destek de benim gibi gazetecilerden her gün birimiz gönülden destek verelim. Karadeniz'de buna meci derler. Ben varım, büyük acımı atlatamadığım halde. Teslim olmak yok. Şimdi bakın, bizi siyasal baskılarla, tehditlerle sindiremediler. Cezalarla susturamadılar. Şimdi bizim lisansımızı satmakla tehdit ediyorlar. Yaşadığımız bu zorlu günlerde saflarımızı sıkı tutup yoldaşlarımızla el ele tutuşmalıyız. Telebire yapılan ablukanın kırılması için Halk TV olarak maddi manevi tüm gücümüzle yanınızdayız. Karanlığa bir ışık yanacaksa onu birlikte yıkacağız. Halk TV üzerine düşün yapmaya hazırdır. Hele bir varsa umut var. Hele bir Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Şimdi değerli dostlar hep beraber biraz bu meseleye bakalım. Bu lisans işleri nedir ne değildir önce onu bir anlayalım biliyorsunuz Türkiye'de karma karışık bir e, yayıncılık hayatı var ve bu e, karma karışık yayıncılık hayatının birinci maddesi birinci maddesi ve birinci aşaması lisans sahibi olabilmekle geçiyor İkinci aşaması eğer paranız varsa işte kablolu televizyon e, bir takım platformlara girebilme mücadelesi geçiyor önce paranız olacak bunların bir kısmı devletin elinde olduğu için bir kere bunlara girmek çok zor. İkincisi bir takım platformlara girmek için hem de devletin baskısını aşmanız hem de o paraları bulmanız gerekiyor. Bundan sonra yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırımları yaptıktan sonra bir başka aşamaya geçiyorsunuz. Yatırımı yaptığınız sürdürülebilirlik gerekiyor. Yani insanların maaşlarını vereceksiniz, sigortalarını yatıracaksınız, dükkanı döndürmeniz gerekecek. Böyle yerlerde biliyorsunuz sabit bir gelir olmadığı için... Nelerden insanlar gelir elde edebiliyor? Bir e, reklam gelirlerini e, kazanmaya çalışıyorsunuz. İki işte e, e, buradaki yazarların içinde olduğu ve başka yazarların da olduğu e, kitap gelirleri elde etmeye çalışıyorsunuz. İnternet medyasının e, gelişmesiyle birlikte tıklanma oranlarıyla birlikte oradan gelir elde edebiliyorsunuz. Zaman zaman başka medya e, kuruluşlarında yer bulamayan e, firmaların ya da kamu kuruluşlarının bazen belediyeler de oluyor bunun içinde. Onların reklamlarını alabiliyorsunuz. Fakat içinde devlet kuruluşlarının olduğu, içinde kamusal olarak hak ettiğiniz izlenme oranından vesaire hak ettiğiniz hiçbir reklamı alamıyorsunuz pek çok şeyde ticari kuruluşta baskı olduğu için gönülleri burada olduğu halde reklam veremiyorlar. Orada önünüzü göremiyorsunuz. Ve reklam şanslarına izlenirlik oranlarını koyduğunuz zaman ya birader biz de bu ülkenin ilk üçünde, ilk ikisinde, ilk dördünde bir haber kanalıyız. Bize de bunu verin, şunu verin dediğinizde adamlar mecburiyetten çoğu İzlenmeyen, düğmesine bile basılmayan kanallara paraları veriyorlar aman saray üzülmesin diye. Bu tür medya kuruluşlarında da sus payı gibi veriyorlar. Bu da başka bir sorun. Ve bütün bu süreç içerisinde bağımsız bir medya olmaya çalışıyorsunuz. Bu kanal ilk kurulduğunda Merdan Yanardağ beni çağırdın da ben bu kanala gelip uzunca bir süre omuz verdim. Orada adı lazım değil bu tür rakamların falan ama buradaki emekçilerle burasının inşa olması için pek çok arkadaşımla birlikte buraya ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz kocaman bir sahilde tek bir kum olduk. Yanardağ bu meseleyi sürdürdü. Özellikle bu konuda Emre Kongar'ın da hakkını yemem. Çünkü o günlerden bu tarafa o desteği verdi. Ama tabii sadece Emre Kongar vermedi. İsimsiz Kahramanlar, Kamera önünde başka arkadaşlar da bunu verdi. Buralara kadar geldim. Önemli bir aşama gerçekleştirildi, platformların bazılarına girildi ve giderek Tele1 kendi gücünü gerçekten hissettirerek bir yere kadar geldi. Ve bu geldiği yerde bir yer tuttu. Biz de Merdan Bey'le konuştuğumuzda şöyle bir tarif yaptık. Rating yarışmasında katakulliler var mı vesaire bunları bilmiyoruz ama orada da durumumuz fena değil. Ama biz referans kanalı olalım dedik. Onu da şöyle yaptık. Hürriyet zamanında 1 milyon satardı, Cumhuriyet 80 bin, 100 bin satardı. Hürriyet ne söylese olmazdı ama orada 80 bin, 100 bin satan e, Cumhuriyet'te işte İlhan abi bir şey söylerdi, Uğur Mumcu bir şey söylerdi, Türkiye ona inanırdı. Bize dedik ki burası bir referans kanalı olsun, insanlar burada duyduklarıyla e, meselelere inansın. Mesela bu kanalın içerisinde hiç ben yetmez ama evetçiye rastlamadım. ne Nedamet getirseler bile rastlamadım, önemli. E, biz bu kanalın içerisinde hiç Abdullah Gül pazarlamaya çalışana rastlamadım, siyasal İslamcıya rastlamadım. Bu önemli. Bu kanalın içerisinde hiç Cumhuriyet değerlerine dair bir zafiyet gösteren kimseye rastlamadım. Bu kanalın içerisinde emek karşıtı bir söyleme olana rastlamadım, kalbinden geçeni e, bilemem. Bu kanalın içerisinde bir biçimiyle çocukların, gençlerin e, kendileri, aileleri, gelecekleri için mücadele ettiğini e, gördüm. Dolayısıyla burada hiçbir zaaf görmedim. Piyasa ekonomisini alkışlayan kutsayana rastlamadım. Burada laiklikten, cumhuriyetten ödün verene rastlamadım. Dolayısıyla bu kanalda farklı renkler olduğu, konuklar olduğu olacak, her görüşte olacak, karşı görüşten de olacak olabilse ama kanalın kendi kuruluş felsefesinde bir zafiyeti hiç görmedim. Nihayetinde emek hareketine destek veren, ağırlıklı olarak kendini solda tarif eden, Türkiye'nin vicdanı olmaya çalışan ve işte Türkiye'nin yolunu aydınlatacağız diyen bir kanal bunu söyleyeyim. Bu bir e, mücadele meselesi. İçinde bir gazetecinin olması, yönetiminde sahibi olarak bu önemli. Hep söyledim. Eskiden Sedat Simavi bey e, zamanında o e, bir gazetecilik geleneği vardı ve gazeteciler gazete sahibi olurdu. Hatta e, öyle ilginç ki ılıcakların e, bile kendi bir e, gazetesi vardı. Neticede e, sağ tandanslı ama gazeteci sahibi olan bir e, gazete vardı yani. Orası bile öyleydi. Daha sonra Özal'la birlikte her şeyin cılkını çıkaran Özal piyasa ekonomisine bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler dedi. Burada Ertuğrul Özkök'ün deyimiyle market süpermarket gazeteciliği başladı. Bizde her şey olur yeter ki para gelsin meselesi oldu. Buna rağmen buna rağmen çalıştığım bütün kanallar içerisinde kurallı kapitalizme altını çiziyorum. Kuralsızı zaten bugün cehennem. Kurallısı da cehennemdi ama işte ise kurallı kapitalizme uygun olarak deneyimliydi Aydın Bey Doğan medyası. Nispeten sınırları daha belliydi falan. Ama bugünkü Demirören medyası falan iyice felaket. Aydın Bey'le asla mukayese edilmez. Bir de akademi açmaya kalktılar bağımsız gazeteci tek başına gazetecilik yapan Canan Kaya gibi arkadaşlarımıza bir de dava açıp mahkemelerde süründürüyorlar. Vay efendim bizim onurumuz şuyumuz buyumuz. İyi güzel de ortadaki tabloya da bakalım. Şimdi bu tablodan söz ediyoruz. Dolayısıyla sizin de görerek ya da gönlünüzden hissettiklerinizle, sezgilerinizle, aklınızla Telebire sahip çıkmanızın nedeni buradaki insanların o çırpınışını görmek. En azından size bir yalan söylenmemesi, e, zihnin bulamaç olmamasını sağlamak. Çok önemli bir örnek vereceğim. Bu konuşmayı tirat gibi yapmak istemiyorum ama lütfen kulaklarınızı açıp dinleyin. Hassas bir yerde gidiyoruz çünkü. O da şu, bu Ukrayna, Ukrayna e, Sovyetler Birliği'nden miras kalan Rusya, ki kötü bir e, e, halde yönetiliyor ama yine de genlerinde o miras var, Orta Doğu coğrafyasının son derece kritik bir sürecine yol açabilecek ve dünya cehenneme çevirebilecek bir şeye engel oldu. Bu cehennemin bir parçası da Kanal İstanbul meselesiydi, onu söyleyeyim. Yani eğer Kanal İstanbul yapılsaydı, bu bir Amerikan projesi, bizim sularımızdan Karadeniz'e Amerikan askerleri, NATO askerleri çıkacaktı ve fiili olarak 3. Dünya Savaşı olacaktı. Allah korudu mu diyelim, zamanlamamı denk geldi diyelim, yoksa Rusya bunu fark etti mi diyelim bir akılla, Türkiye Mustafa Kemal'in iradesiyle Montreux'a sığınarak meseleyi korudu. Fakat Ukrayna'daki meseleyi halkın ölümünden e, haklı olarak isyan eden insanlara karşı perde arkasındaki oyunu Türkiye'de bu yaygın kanallar içerisinde bir tek telebir gördü. Başka hiçbir kanal görmedi. Başka hiçbir kanal görmedi. Bütün kanallar, çünkü hiçbiri NATO çizgisinin dışına çıkamadı, hiçbiri Biden çizgisine çıkamadı, sol liberal çizginin dışına çıkamadı ama altın çiziyorum, bütün kanallar Ukrayna'ya sınıra gidip işte burada felaket var, şu bu dediler. Ukrayna'da olan Zelenski meselesini burası açığa çıkarttı. Ukrayna'da olan e, Neonezileri burası açığa çıkarttı. Ve buraya namuslu, onurlu gazeteciler geldi konuştular korkmadan. O gazetecilerin söyledikleriyle ben de dahil olmak üzere hepimiz öğrendik ve doğru yerde durduk. Ne Putin'in arkasında durduk ne de Ukrayna'daki o yönetimdeki aslında bütün bölgeyi kana vuracak, bulayacak, anahtarları NATO'ya verecek, Amerika'ya verecek meselenin arkasında durmadık. Bu bir. İkincisi turnu sol meseleler vardır. Ve bence o turnu sol meselelerde doğru durmak gerekir. Eğer siz gazetecisiniz, eğer muhalifim de diyorsanız çok temel bir meselede NATO meselesinde net olmanız lazım. Eğer ağzınıza geldiğinde Deniz Gezmişler, Mustafa Süpiler, Nazımlar falan diye İşkembe-i Kübra'dan atıp da iş bugün, bugünün gerçeğinde konuşmaya gelince NATO gibi bir saldırı örgütü karşısında sus pus oluyorsanız ve bunu yumuşak geçiş için aparat oluyorsanız bu ayrıca bir sorun. Gelelim, e, e, çok uzattım ama bunu söylemem lazım. Medya, medya, siyaset ve patron ilişkisine. Türkiye'de bu dengeyi bozan özel olduğu ağırlıklı olarak. Patronlar İş bitirici olmak için araya gazetecileri koydular. Pek çok Ankara gazetecisi hakkında iş bitiricilik, çantacılık yaparak patronlarına para taşıdıkları, ihale taşıdıkları örneği ortaya çıktı. O yüzden de bağımsız gazetecilik mesele öne önemli oldu. Bugün Bir Gün Gazetesi, çizgisinden hoşlanmasam da Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi gibi, Yeni Yaşam Gazetesi gibi birkaç gazete ve e, portallarda da <laughs> birkaç portal hariç bunu yapabilen hiç kimse kalmadı. Portallar foncuların eline geçti. Diğer gazetelerin zaten hali belli. Ama televizyonlar içerisinde patronsuz ayakta kalmaya çalışan bu merkez hareketin içerisinde olan bir tek tele var. O yüzden doğal olarak buranın patronu sizsiniz. Neden? Siz destek verirseniz, işte çok izlenirsek belki biraz reklam gelir. Siz de buraya para katkısı yaparsınız. Denklem devam eder. Bizim de patronumuz alın teridir diyebiliriz. Her iş sorunlar oluyor, sıkıntı oluyor, çaresizlik ama buranın en büyük sorunu baskılar. Lisans iptali ne demek biliyor musunuz? Bu lisansı Merdan Yanardağ'dan alıp, onun üzerindedir herhalde, hele birden alıp bir başka yandaşa vermek demek. Bu kadar basit. Yani buraya açtığınızda geçmişte örnekleri olduğu gibi bırakın bizi seyretmeyi bayağı yandaşları davul zurna ile göreceksiniz. Mesele bu kadar basit.